Merhaba değerli öğrencilerim. Bugün bu videomda was ve were, yani to be'nin geçmiş hali olan was ve were gramer yapısını sizlerle paylaşmış olacağım. Let's start. Arkadaşlar biliyorsunuz to be denildiği zaman aklımıza hangi yapı geliyordu? Am, is, are değil mi? Ben buyum, o şöyledir, bu böyledir derken biz to be, work to be'yi kullanıyoruz. Peki work to be'nin geçmiş hali neydi? Was ve were'dı. Peki was hangi öznelerden sonra kullanılıyor? Were hangi öznelerden sonra kullanılıyor? Bu yapının olumlu, olumsuz ve soru hallerini bu videomda sizlerle paylaşmış olacağım. Değerli öğrencilerim, önemli bir konu. Was, are, to were. Evet, arkadaşlar. I, she, he, it öznelerinden sonra biz neyi kullanıyoruz? Was. Evet. Şuraya geçelim hemen. Was. Daha sonra cümlenin devamı geliyor. Ama we, evet, we, you ve arkadaşlar they, bu öznelerden herhangi birisi gelirse geçmiş zamanda were kullanılır. Zor bir gramer yapısı değil arkadaşlar. Örnek verelim. For example, for examples. Arkadaşlar şimdi ben bilerek to be'den de örnek vereceğim. İki konunun aynı anda gözükmesi için, pekiştirilmesi adına. Şimdi ben şu an öğretmenim değil mi? Ben öğretmenim derken I am a teacher diyorum. I am a teacher. I am a teacher. Evet. Daha sonra arkadaşlar yaş ilerledikçe artık emekli oluyorum. Ve farz edin ki kızımın çocuğu oluyor. Benim torunum oluyor aynı zamanda. Koşarak yanıma geliyor. Ben artık yaşlanmışım, halim yok. Anneanne, anneanne sen neciydin derken ben öğretmendim. Evet, geçmişti. Ben öğretmendim derken arkadaşlar I was a teacher diyorum. Ben öğretmendim. I was a teacher. Arkadaşlar yani Emin geçmiş hali neymiş arkadaşlar? Was ve were'dir. Tamam. Şimdi diyelim ki o uzundur. Sınıfta bir arkadaşımız var. Uzun boylu. She is tall diyelim. O uzundur. Yıllar sonra bu arkadaşımızı dışarıda görüyoruz. Ya o uzundu derken she was tall. Yani arkadaşlar izin yine aynı şekilde geçmiş hali was were olacak. Tamam. Arkadaşlar they are happy. Onlar mutlular. Evet, onlar şu an mutlular. Sonra geldiler sınıfa. Üzgünler. Ama biz onlar az önce mutluydular derken geçmiş zamanda arkadaşlar they öznesinden sonra ne gelecek? Was mı gelir, var mı? Tabii ki arkadaşlar şurada belirttiğimiz gibi arkadaşlar ne gelecek? Were gelecek değil mi? Onlar mutluydular. They were happy. Arkadaşlar zor bir gramer yapısı değil. Sadece bilmeniz gereken to be'nin geçmiş hali was ve were'dir. Mesela o uzundur, o kısadır, o evde ama o evdeydi derken ne kullanılacak? O zaman bu yapı geliyor, tamam mı? Şimdi arkadaşlar bu olumlu halleriydi. Yani biz burada was were'ün olumlu hallerine örnek vermiş olduk. Hemen geçelim arkadaşlar bunların olumsuz hallerine. Evet, şurayı bilerek
plus koyalım, artı koyalım. Yani bu ünitemizin olumlu halleri. Gelelim olumsuz hallerine. Ben arkadaşlar öğretmenim, doktor değilim. I am not a doctor. Ben doktor değilim. Arkadaşlar yaşlandım, benim torunum yine yanıma geldi. Anne 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 anne, sen doktor muydun derken, hayır doktor değildim demem gerekiyor. Çünkü ben öğretmendim. Ne diyorum? No, I wasn't a doctor. I wasn't a doctor. Arkadaşlar bakın, was'ın olumsuzu wasn't'tır. Were'ın olumsuzu weren't'tır. Tamam mı? Evet, o uzundur, o uzun değildir derken, she is not tall. O uzun değildi derken arkadaşlar, she wasn't tall. Onlar mutlu değillerdir derken arkadaşlar, adın olumsuzu neydi Tubi'de? Aren't'tı değil mi? They aren't happy. Geçmiş hali they weren't happy. Okay. Arkadaşlar bu da dediğimiz gibi was'ın, şöyle hemen sadece bu kısmı alacağım, was'ın olumsuz halleri. Evet. Kolay değil mi? Yani Tubi'nin geçmiş hali was were'dir. Was'ın olumsuz hali wasn't. Daha sonra were'ın olumsuz hali weren't'tir. Bu da bizim olumsuz cümlelere örneğimizdi. It is not difficult. Zor bir gramer yapısı değil. Sorularda ne olacak arkadaşlar? Sorularda arkadaşlar was ve were başa gelecek. Nasıl to be'de, biliyorsunuz to be'de am is are kullanılıyordu. Am'in olumsuz am not'tı. Is'in olumsuz isn't. Are'ın olumsuzu aren't'tı. Soru halleri neydi arkadaşlar? Am is are başa gelip ardından özneler geliyordu. Burada ise arkadaşlar was ve were başa gelecek. Ardından özneler gelecek. Örneğin ne diyelim? Was she at home? O evde mi? Evet ise arkadaşlar. Evet ise ne diyoruz? Yes, she was. Hayırsa? No, she wasn't. Evet. Daha sonra onlar mutlular mı derken, arkadaşlar biliyorsunuz onlar mutluydular mı derken, şimdi biliyorsunuz they'den sonra were geliyordu ama biz burada soru yapacağımız için, soru yapısı olduğu için were başa gelecek. Were they happy? Onlar mutluydular mı? Evetse yes, they are. Hayırsa arkadaşlar no, pardon burada yanlışlık yaptım. Yes, they were. Hayırsa no, they weren't. Değerli öğrencilerim, kolay, zor bir yapı değil. Sadece was'ın olumsuz hali wasn't, were'ın olumsuz hali weren't'tir. Burada biz bu yapının olumlu, olumsuz ve soru hallerine değindik. Sadece bilmemiz gereken sorularda was ve were ne olacak arkadaşlar? Was ve were başa gelecek değil mi? Was ve were başa gelecek. Evet arkadaşlar. Dilerim verimli, güzel bir video olmuştur. Bu yapıyla alakalı çok soru çözmenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.